içine. Başka hayal girmesin, bana ait çizgiler dikkat et silinmesin. Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin. İstersen yum gözlerini, tıpkı düşünür gibi. Benden evvel başkası seni görüp atmosfer. Yaşanması gerekilen bir yer. Ben orada yaşıyorum. Ankara Kalesi demek sadece Ankara'nın zirvesine çıkınca kale demek değildir. Orijinal halin içinde nostalji yaşamak, işte tarihle bir bütün olarak yaşamanın huzurunu gelip görmek lazım diye söylüyorum insanlara. Kalenin geçmişi var kitaplarda, risalelerde yazıyor işte. Atıyorum binattan önce 4000 yılında Galata zamanında yapıldı söyleniyor. Çok eski bir geçmişi var. 6000 yıllık bir kale. Kimler yapmış, kimler yapmış ama en azından 10 sene yaşamanız lazım. İşle uğraşıyorum. Babamla birlikte yapıyordum. 3 sene önce babamı kaybettim. Ama babamın mesleğini bırakmamaya karar verdim. Severek yapıyorum. Severek ürün topluyorum, üzülerek satıyorum. Hoşuma gidiyor. Bazı ürünleri satmıyorum, eve götürüyorum. Ya ilginç bir meslek. Herkesin yapamayacağı bir meslek. Sevdiğim ürünleri kıyamıyorum satmaya. Gözden çıkardıklarımı buraya getiriyorum. Gelen müşterilerimle de takip ediyorum. Buraya geldikleri zaman geçmişe gidiyorlar. Yaşadığı şeyleri tekrar toplamaya çalışıyorlar. Çünkü onda bir geçmişlik var, yaşanmışlık var. Bu da onların hoşuna gidiyor. Çoğunun duygulandığını bile gözlerinden hissediyorum. Yani farklı bir duygu bu. Herkesin yapamayacağı bir meslek. Bizim işte özellikle ticareti ikinci plana atacaksınız. İlk başta saygı, güler yüz, iyi davranma, muhabbet. Müşteri bunu istiyor sizden. Ondan sonra zaten işleriniz geliyor. Yeter ki dürüst olun. Müşteriler, aa diyor şundan diyor, babaannemde vardı diyor. Biz bunu kullanmıştık diyor. Çocuklarını anlatmaya çalışıyorlar. O benim çok ilgincime geliyor. Çünkü çocuklar bilmiyor. Ne yaşamışlar, ne görmüşler, onları aktarmaya çalışıyorlar çocuklarına. Bu da benim hoşuma gidiyor ve gelen çocuklarla ben özellikle ilgileniyorum zaten.
Onlara eskiyi sevmeyi öğretiyorum, alıştırıyorum. Mümkün olduğunca herkesi sevdirmeye çalışıyorum. Yani farklı bir duygu, eski bambaşka. Yani yaşamak lazım. Ben buraya gelip Türk sanat müziğini açtığım zaman farklı bir duygu hissediyorum. Ya ben burada iş yapmam önemli değil. Gelen müşterilerle birebir muhabbet etmem, onlara çay ikram etmem, onların hoşuna gidiyor. Yani ikili diyalog budur. Şimdi mesela bunu büyük AVM'lerde göremiyorum ben. Her şey maddiyata dönmüş. Ya burada öyle bir şey yok. Burada insanlık, huzur. Her şeyi buluyor insan ya. Her şeyi buluyor. Altı yıldır burada bu işletmeyi elimizden geldiği kadar işletmeye çalışıyoruz. Halı kilim alım satımı, tamiratı, halı yıkama işi yapıyoruz. Genelde eski halılarla uğraşıyoruz biz. Koleksiyonerlere halı topluyoruz. Eskiden Ankara Kalesi'nde yaşamış insanlar buraya geldiği zaman Aslanhane Camisi, burası Selçuklu Cami. Çocukluklarını anlatıyorlar. Ya biz Ramazan'da böyleydik. Bu cami Hacı Bayram ne ki? Hacı Bayram'dan daha çok dolar taşardı. İnsanlar hep buraya gelirdi Ramazanlarda. Çünkü burada sakalı şerif var. Yani bir de maneviyat çok farklı. Ve buralar eski mahallemiz diye çok çok mutlu olurlardı. Ben bundan 15 sene öncesini hatırlıyorum. 20 sene öncesi daha farklıydı. Özelliği kaybolmadıydı. İlk gelenler, Ankara Kalesi ne güzelmiş, ben ilk defa geldim, Ankara'da 30 senedir yaşıyorum veya 50 senedir yaşıyorum ama ilk defa geldim diyenleri çok gördüm. Ve mutlu oluyorlardı insanlar o zaman. Uzun senelerdir saman pazarındayım ben. Burada olmamdaki nedenlerden bir tanesi kendi ruhumu dinlendirip kendi ruhumu burada yaşaması, yaşatması. Çünkü eski, antika, işte nostalji olan yerleri severek buralarda yaşamayı kendime bir hayat tarzı olarak seçtim. Çünkü insanlar işte bu mekan, işte ben burada hem kafe işi hem gramofon, plak işlerini alıp satıp tamir bakımını da yapıyorum. İşte şehir merkezine inseniz kalabalıkta daha güzel iş yapacağımızı söylüyor insanlar ama ben yine ısrarla burada kalmayı istiyorum. Çünkü ben burada bu atmosferde mutluyum. Bu mutluluğumu da insanlarla paylaşmak için burada işte çayımızı kahvemizi içerken sohbet muhabbet içinde huzur ve mutlu halde geçiriyorum böyle. Ankara Kalesi'nin ziyaretçileri oldukça çok fazla. Şöyle çok fazla. Her kesimden, her semtten insanlar gelip burada mutlu oluyorlar. Mutlulukları da şöyle, kimisinin gençliğine, kimisinin de yaşamış olduğu yerlerde onlara hitap ediyor Ankara Kalesi. Ankara demek, Ankara Kalesi demek zaten. Çünkü Ankara'nın oluşumu da aynı şekilde kaleden var oldu Ankara Kalesi de. Şu anda Ankara Kalesi'ne oldukça bir ilgi var. Her yerden, her insanın tarafından da. Çünkü huzurun olduğu yerde insanlar mutlu oluyor. O gün bugündür
bu işi yapıyorum. Yani çıraklıktan yetiştim. Baba mesleği değil. Dışarıdan misafirler çok geliyor, turistler çok geliyor. Ayrı bir çevresi oldu ama eskinin komşulukları kalmadı şu anda. Ben eskiden okuldan gelince başkasının evine annesi davet ederdi beni. Yemek yerdim, öğle yemeğimi orada yerdim, kapısı açıktı. Akşamları her gün kapının önünde oturulurdu, muhabbet edilirdi. Ya bu görenek yani böyleydi. Eski Ankara, eski yerleşim yeri zaten 40-50 yıl öncesinde yerleşim merkezi burası olduğu için, çarşı buralar olduğu için burada açılmış bu dükkanlar. Bakırcılar Çarşısı diye burası geçiyor. Şimdi yani çoğu dağıldı. İşte Ostüme gittiler, sitelere gittiler. Yani burada bir şöyle diyeyim 10-15 tane atölye var bir yer yok. Çocukluğum da burada geçti. Diyorum ya 3 yaşında gelmişim ben Ankara'ya, 47 yıldır Ankara'dayım. Antalya Kalesi'nin şey bambaşkaydı yani o zamanki havasıyla şimdi. Diyeceksiniz ki hangisi daha hoş? Ben çocukluğumu arıyorum. Çünkü buralar falan hep evdi benim çocukluğumda. Burada arkadaşlarım vardı yani dükkan falan yoktu buralarda. Çok güzeldi herkes böyle samimiydi. Şimdi de güzel şöyle kalenin içi restorasyon oluyor biliyorsunuz belki gezmişsinizdir. Yani oturan insanlar azaldı ama değişik bir havaya girdi. Şu yönden seviyoruz. Gelen turistler, hani buranın eski Ankara olduğunu tabii bilerek geliyorlar. Bizi de burada gördükleri zaman çok hoşuna gidiyor. Onlara da sizinle muhabbet ettiğimiz gibi muhabbet ediyoruz.